Merhabalar, değerli Ostim YouTube kanalı takipçilerimiz. Bu senenin ilk yayın konuğu Serdar Plastik'ten Serdar Bey olacak, Serdar Tütek Bey olacak. Öncelikle yayınımızı YouTube, Facebook ve Twitter kanalı üzerinden takip edebilirsiniz ve kanallarımıza abone olabilirsiniz. Serdar Bey, programımıza hoş geldiniz. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Fevzi Bey. Gayet iyiyim. Davetiniz için ben de size çok teşekkür ederim. Diğer teşekkürüm de zaman ayırıp burada bizleri dinleyen tüm dostlarımız olsun. Hepsini saygı ve sevgiyle huzurlarınıza selamlıyorum. Dediğim gibi katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yayın olacağını düşünüyorum. Öncelikle şuradan başlayalım. Serdar Bey kimdir? Eğitim durumu, sivil toplum kuruluşlarında birçok yerde görüyoruz. Sizi görev aldığınızı görüyoruz. Bir kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim öncelikle Serdar Bey. Tabii ki. Ben ondan da biraz önce kuruluşundan beri üyesi olduğumuz İşim kümemizin başkanı Sayın Halide Hanım'a ve bizim de içinde olduğumuz yönetim kuruluna buradan tebrik etmek istiyorum. Böylesine zor bir pandemi sürecinde çalışmalarına en ufak bir ara vermeden büyük bir özveriyle iş ve inşaat makineleri üreticilerini hem yurt içinde hem yurt dışındaki pazarda tanıtmaya devam ettiniz. Ayrıca bu etkinlikle de tüm üyelerinizi birbirimizi daha iyi yakından tanımamızı, güncel durumumuzdan haberdar olmamızı ve en önemlisi belki de ortak girişimlere zemin hazırlanmasında gerçekten fark yaratan bir vizyondasınız. Ben tekrar tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Sadabi. Ben 1970 yılında 3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldim. Ankara'nın Mukaddem Mahallesi'ne kayıtlı 5 kuşak Ankaralı bir ailenin çocuğuyum. Mukaddem Mahallesi şu an Ankara'da İbn Sina Hastanesi'nin bulunduğu yer. 1973 yılında rahmetli babam İlhami Tüteğin kurduğu Serdar Plastik'te hemen hemen plastik teknolojisinin içinde büyüdüm diyebilirim. Tüm eğitim hayatım da bu doğrultuda planlandı. Ankara Anadolu Lisesi Almanca bölümünü bitirdikten sonra 1993'te Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun oldum. Lisans eğitimi sonrasında da plastik mühendislikleri analizleri üzerine yine Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinde eğitime devam ettim. Evli ve bir çocuk babasıyım. Küçük yaşlarımdan hemen hemen üniversitenin sonuna kadar Serdar Plastik'in en alt seviyesinden ama hakikaten alt seviyesinden çeşitli bölümlerinde değişik görevler aldım. Bu görevlerin hepsinde hep ana odak, sonuç odaklı olmaktı. Bu şekilde yetiştirildim. Bu şekilde bugünler için yetiştirildim. Lise yıllarında sanırım 84-85'li yıllardı. Bu aralarda tamamen kendi geliştirdiğim bir MRP yazılımıyla 2000'li yıllara kadar firmamızın bütün entegre operasyonları bu yazılım üzerinden yürütüldü. Hatta SGK'nın aylık ve 4 aylık bildirgelerini 1985 yılında sanırım ilk kez benim yazılımdan çıkan printoutlarla geçmişti. O dönem bu hazırlamış olduğum yazılımı daha sonrasında Serdar Plast dışında 17 tane daha firmaya satmıştım. Çok para kazandığım dönemlerde hakikaten lise döneminde önemli bir yol ayrımıydı yapmam gereken. Ama ben yazılım işini bırakıp eskiden çizilmiş olan yolumdaki makine mühendisliğe devam ettim. 2012 yılında babamın vefatından sonra da Serdar Plastik grubunun yönetim kurulu olarak, başkan olarak çalışmaya devam ettim. Hala da devam ediyorum. Serdar Plastik yönetim kurulu dışında bazı STK'larda da gönüllü görev yapıyorum. Bunlardan biri Ankara Sanayi Odası Eğitim Vakfı. Ankara Sanayi Odası Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu'nda ben birinci OSB'deki mesleki eğitim için fark yaratan birbirinden değerli ve kıymetli projede çalışıyorum. O kadar çok proje yapıyoruz ki inşallah başka bir panelinizde mesleki eğitim üzerine yaptığınız projeleri size detaylı bir şekilde paylaşmak isterim. Kesinlikle Aso çok Eğitim keyif alırız. Çok keyif alırız yani Serdar Bey, bu kıymetli bilgileri de paylaşırsanız orada. Ben de çok mutlu olurum çünkü paylaştıkça büyüyor, Evet. paylaştıkça gelişiyor. Aso Eğitim Vakfı projelerinden ben bugün size kısaca biraz bir Aso Teknik Kolejimizle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Aso Teknik Kolejimiz üniversitelerin mühendislik fakültelerine gidecek öğrencilere lisede detaylı bir teknik eğitim ve iyi bir İngilizce öğrenmesini hedefleyerek kuruldu. Bundan 8 sene önce kuruldu. Ve şu anda en son öğrencilerimiz LGS'de Türkiye'nin ortalama %4'ünden öğrenci almaya başardık. Meslek lisesi olarak bu hayal gibi bir şey. Şu anda bazı öğrencilerimiz, bazı velilerimiz, çocukları binde üçlük dilime giren velilerimiz var ve Ankara'nın en başarılı kolejlerine burslu vereceklerine öğrencilerini bizim okulumuza tercih ediyorlar. Bu
mesleki eğitim için, meslek lisesi için hakikaten biz 8 sene önce hayallerimizin çok ötesinde bir yerlerdeyiz. Hatta bu sene şöyle bir şey de oldu. Bölgedeki bir firma sahibi, yakın bir dostum beni aradı. Dedi ki, Serdar ben dedi ASO Koleji'ne, kendi oğlumun ASO Koleji'ne gitmesini istiyorum ama sınavdan %9'luk dilime girdi dedi. Nerede kestiğimizi sordu. Biz %6'da kesmiştik bu sene. Böyle olduğunu duyunca biliyor tabii, torpil imkanı da yok. Direkt LGS üzerinden. Ondan sonra bana şunu teklif etti. Dedi ki, benim oğlumda %9 limitlerde kaldı. %9 kötü bir limit değil. Hiç olmazsa bize de bir miktar kontenjan tanıyın. Ankara'nın en pahalı özel okulu neyse ben onun ücretinin aynısını vermeyi kabul ediyorum dedi. Bakın, gelinen noktaya bakın. 8 sene önce hiç kimsenin çocuğunu meslek lisesine vermeyi düşünmediği bir dönemde büyük bir işletmenin sahibi kendi çocuğu buraya girmesi için olabilecek en yüksek bedeli ödemeye razı oluyor. Demek ki iyi bir şeyler yapınca bunlar görülebiliyor. Tabii burada ASO Koleji'nde biz küçük küçük doğrular ve bu küçük küçük doğruları birleştirince de bir başarı ortaya çıktı. Neyle başladık? Meslek lisesi ismini teknik koleje değiştirerek başladık. Bizim memleketimizde isim reputasyonları son derece önemli. Meslek lisesi dediğimiz zaman reputasyonu düşük olduğundan hiç kimse de bir heves uyandırmıyor. Hiç kimse de bir ışık uyandırmıyor ve hiç kimse burada olmak istemiyor. Ama adını teknik kolej koyunca hayat gerçekten değişiyor. Ve onun dışında amaç farklı bir şeyler yapmak gerekiyorsa, yani farklı öğrenciler, biz yarın öğrencilerini yetiştirmeye çalışıyorsak o zaman onu da dünün yöntemleriyle yapamayız. Ne yaptık? Okulumuzda zil tertibatı yok. Okulumuzda hiçbir zaman için zil çalmadı 8 seneden beri. Öğrencilerimiz saatine bakarak sınıfına girip saatine bakarak sınıftan çıktılar. Tabii bu genişlik de anlamına gelmiyor. Hiçbir öğrencimiz öğretmeninden daha sonra sınıfa giremez. Böyle bir şeyde hakkı yok. Bu ne kazandırdı öğrencilerimize? Düdükle hareket eden insanlar yerine 4 sene okul bittikten sonra artık söylenen saatte söylenen işi yapabilen ve bunlar için kendilerini planlayabilen gençler ortaya çıktı. Simit ve poğaça kasamız, teneffüslerde öğrencilerimiz kantine gittiklerinde onları açık bir simit poğaça kasası bekliyor. Önünde de açık bir para kasası bekliyor. Para kasası dediğimiz esasında bir tabak. Oradan parasını koyuyor, simidini alıp ve üzerine alıyor. Bakın her gün bu simit poğaçalar dağılıyor 8 seneden beri. 520'ye yakın öğrencimiz var ve bu kasa hiç açık vermiyor. Ne bir koruma görevlisi var, ne bir güvenlik görevlisi var, ne bir kamera var, hiçbir şey yok. Bu 8 sene içerisinde 1-2 kere eksik olduğu oldu. Biz bu kasayı özellikle her gün hocalarımız sayıyor. Amaç simit satmak falan değil. Amacımız sadece buradaki öğrencilerimize iyi insan olmayı öğretebilmek aslında. Her gün sayıyoruz ve inanın bana birkaç gün oldu. Birinci gün simidimiz içinde yok, parası, bir simit parası eksikken ikinci gün o simit parası fazlasıyla tamamlanmış olduğunu gördük. Yani muhtemelen bir gün önce parası yoktu, getirip onu ikinci gün yerine koydu. İnanılır gibi değil, hakikaten oturup ağlamak istediğiniz anları yaşıyoruz çoğu zaman. Açık defter kitap uygulaması uzun süreden beri, sözel dersler dahildir bu. İlk başta bunu düşündüğümüz zaman çok karşı çıkılmıştı. Olur mu öyle şey, herkes yüz alır gibi bir konu gündeme gelmişti. Oysa biz ezberleterek hiçbir yere varamayız. Öğrencilerimiz ezberleyerek sadece son 3 dersi öğrenebiliyorlar ama 4. ders akıllarında en ufak bir şekilde kalmıyor. Araştırma imkanları olmadığı için de öğrenemiyorlar. Ama biz sınavlarda defter ve kitap açık yaptığımız zaman inanılmaz öğreniliyor. Yani lise dönemlerinizi hatırlayın, hazırladığınız küçük kopya notları bize hayatımızı öğretiyordu. Yani o küçücük kağıtlarda onları hayatımız boyunca unutuyorduk. Bu öğrencilerimiz de bunları böyle geliştiriyorlar. Okulumuza giren öğrenciler ilk senelerinde onları bir detaylı bir Çanakkale gezisine davet ediyoruz. Ve bu Çanakkale gezisinde onlar bugünkü imkanlarımızı, kimlere borçlu olduğumuzu yerinde görüp yerinde yaşıyorlar. Çok önemli bir detay. Küçük olmasına rağmen çok önemli bir detay. Ayrıca her sene sonunda başarılı olan öğrencilerimizden bir kısmını İngiltere'de dil kursuna gönderiyoruz. Teknik bir okuluz, teknik bir kolejiz ama çocuklarımızı da tek yönlü olarak yetiştirmiyoruz. Baktığınız zaman robot yarışmalarında tabii ki en ön sıralardayız ama aynı zamanda uluslararası coğrafya yarışmalarında da bizi görüyorsunuz, spor yarışmalarında da bizi görüyorsunuz. İnanılmaz başarılı bir tiyatro ekibimiz var, tiyatro yarışmalarında da bizi görüyorsunuz. Biz okulumuzu hemen hemen her hafta ziyaretçilerimize gururla gezdiriyoruz.
ve tek bir amacımız var burada. Bu okulun Türkiye içerisinde, OSB'ler içerisinde yayılmasını sağlayabilmek. Aslında çok güzel Serdar Bey. Tam donanımlı bir personel, aslında kişi yaratıyorsun. Aslında Türk insanı yaratıyorsunuz, kaliteli bir insan yaratıyorsunuz, ahlaki bir insan yaratıyorsunuz. Gerçekten bu emekleriniz için sizin de çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Çok geniş bir ekip Ankara Sanayi Eğitim Vakfı. Çok geniş bir ekip. Herkes gönüllü bir şekilde önemli zamanlarını ayırıyor. Burada Türkiye'nin değişik yerlerinde yeni okullar açılırsa oraları ziyaret ediyoruz. Yurt dışındaki okulları ziyaret ediyoruz. Ve düşünüp yarının gençleri için bir şeyler planlamaya çalışıyoruz. Bir kısmında başarılı oluyoruz, bir kısmında olamadıklarımız oluyor. Ama hepsi için çabalıyoruz. Diğer bir kurumum ASO 1 OSB. Burada yönetim kurulu üyesiyim. Serdar Bey, bir ufak bir araya gireceğim. Oraya geçmeden hani hazır eğitim kurumundayken biliyorsunuz bizim de OSTİM olarak bir hani teknik bir üniversite açtık. Bu konuda hali hazırdayken hem oraya verebileceğiniz öneriler, öğrencilere verebileceğiniz öneriler varsa, çünkü öğrenciler de takip ediyor şu an bizim kanalımızı. Onlara ne önermek istersiniz? Böyle kısa bir not da olsa bir tabii şey alabilir misin? Tabii ki. Şimdi buradaki önemli konulardan bir tanesi özellikle mesleki eğitimde. İster bu mühendislik fakülteleri olsun, ister de meslek liseleri olsun, ister meslek yüksekokulları olsun. Burada kaçırdığımız küçük bir nokta var. Şöyle ki, bugün üniversitelerimizde veya meslek liselerimizde veya okullarımızda okutulan kitaplar yaklaşık 15 sene önce yazılmış oluyor baktığın zaman. 15 hatta 20 sene önce yazılmış olanlar var. Bunlar da yazıldıkları tarihten 5-10 sene öncesini anlatıyor. Yani başka bir deyişle biz bugün yaklaşık bugün yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi 20 sene önceki teknolojiyle bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Arkasından da bu öğrenciler de 10 sene sonra hayata atılacaklar. Yani hemen hemen benim babamın böyle ilk araç telefonu hatırlıyorum 80'li yıllarda. Hemen hemen bavul büyüklüğünde bir şeydi. Böyle bir cep telefonunu, böyle bir araç telefonunu anlatıyoruz. Ama sonrasında kağıt gibi bir telefon kullanacaklar. Bunları yönetmelerini istiyoruz. Bu yüzden benim mesleki eğitimle ilgili en büyük fikrim öğrencilerimizin akademik dersleri okulda aldıktan sonra beceri derslerini sanayinin içinde almaları. Bu yüzden de belki biraz erken ama bu sene sonuna kadar, 2020 sonuna kadar biz Serdar Plastik ailesi olarak veya TÜTEK Vakfı olarak kendi yeni fabrikamızda, 4 numara fabrikamızda bir bölgeyi milli eğitime ayırmak istiyoruz. Bununla ilgili proje yapıyoruz. Buradaki amacımız da meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz bazı derslerini gelecekler ve sanayinin içinde onlar için ayrılmış olan bölümde alacaklar. Bu bölümde alacakları zaman da gerçek makinelerle ve gerçek ustalardan bunları öğrenecekler. Eğer ki bu ilişkiyi kurabilirsek, yani akademik tarafını okulda alan öğrencilerimizin anında pratik tarafında sanayide almalarını sağlayabilirsek, ki OSTİM Teknik Üniversitesi'nin zaten kuruluş kültürü bu, zaten misyonu, zaten vizyonu bu. Bence çok önemli gelecek kuşaklar yetiştireceğiz. Fevzi Bey, bunlara çok ihtiyacımız var. Çünkü emekli olduğumuz zaman bizim emekli maaşımızı şu anda o üniversitede okuyan öğrencilerimiz iş hayatına başladıkları zaman ödeyecekler. Bir şekilde babamın kuşağı, benim kuşağım, bugünkü Türkiye'ye getirdiğimiz nokta dünyanın en iyi 17 galiba 18'e düştük galiba 17 veya 18. ekonomisine getirdik. Bizim pilimiz bu kadar. Bundan sonraki pili bu arkadaşlarımız alacaklar. Bu arkadaşlarımız bu bayrağı alacaklar ve onların daha yukarı çıkarmaları için farklı yapmaları gerekiyor. Diğer ülkelerden, diğer yerlerden farklı yapmaları gerekiyor. Ben hakikaten çok son derece yetkin, son derece hırslı, son derece başarılı bir gelecek görüyorum. Bizden gerçekten bizim bir üst seviyemiz geliyor gerçekten. Hani bize kat kat şey yapacak. Yeter ki biz onlara yaşayabilecekleri düzgün bir platform verelim. Onlar zaten en iyisini kuracaklar eminim. Bunun için anladığım kadarıyla hep beraber zaten gayret gösteriyoruz. Bu işi de gençlerimizde görüyoruz. Umarım çok daha iyi noktaya geleceğiz. Ben sözünüzü bölmüştüm. Bu ASO yönetim kurulu üyeliğinden devam ediyorsunuz. Buyurun. ASO 1 OSB yönetim kurulu üyesiyim ve buradaki amacımız da bölgemizdeki üyelerimizin kendilerini premium hissetmeleri. Bunun için yönetim kurulumuzla yüzlerce değişik proje yapıyoruz. Burada ağırlıklı olarak yaptığımız projeler sanayimizde verim ve karlılığın artırılması üzerine.
çalışıyor aslında. Biz seçilerek göreve geldiğimiz şu anda 3. yılımızdayız. Bu 3 yılda birçok değişik proje yaptık ama 3 tane de birbirinden farklı yeni nesil okul projesi ortaya çıkardık. Bunlardan bir tanesini ASOSEM'i bir süre önce okul müdürümüz Ruhi Bey sizlere anlattı. ASOSEM yönetim kurulu başkanı olarak hakikaten gurur duyduğumuz bir konsept. Bambaşka bir konu. İnsanların becerisinin kazanması üzerine onlara 5 yıl sonra gelecekleri beceriyi 5 yıl önce verebilmek için kurulmuş bir okuldu. Diğeri ise Ankara Model Fabrika. Bu ise bambaşka. Ben birazcık buradan bahsedeyim. Dinleyenlerimizi ilgilerini çekeceğini çok tahmin ediyorum. Model Fabrika, Sanayi Bakanlığımız, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Ankara Sanayi Odası ve UNDP tarafından yürütülen çok kıymetli bir proje. Burada bu projede yaptığımız iş esasında bir eğitim değil. Bir firmanın yaşama kültürünü değiştirmeye çalışıyoruz. Amacımız kesikli üretim yapan sanayicimize yalın üretim teknikleri uygulamalarını bir de hata yapabileceği özgürlüğü olan özel bir atölyeye vermemiz gerekiyor. Çünkü biz kendi atölyelerimiz canlı çalıştığı için arkada da bir müşterimiz olduğu için istediğimiz özgürlükte hata yapma özgürlüğünde çalışamıyoruz, denemeleri yapamıyoruz. Ama biz onlara gerçek bir fabrikayı hata yapabileceği şekilde ona özgür bırakırsak burada kendisi bunlardan öğrenebiliyor. Ve ardından da kendi atölyelerinde öğren dönüş projeleriyle bunları taçlandırıyoruz. Şu anda 3. öğren dönüş projemiz bitmek üzere ve 20'ye yakın firmamızın burada öğren dönüşünü tamamlamış durumdayız. Ve burada firmalarımızda yaklaşık %140'a yakın verimler elde ettik. Böyle akılda kalsın diye çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Verimi biz bazen çok çalışmak zannediyoruz. Bazen de terlemekle karıştırıyoruz. Biz bazı sanayicilerimize gidip de model fabrikadaki yaptığımız konuyu anlattığımız zaman genelde çok çalıştığını, hani hiçbir sıkıntısı olmadığını, hiçbir problemi de olmadığını, zaten müşterisi de olduğunu söylüyor. Hatta bir firmamız bize detaylı fragman eğitimine geldikten sonra bize şunu söylemişti. Dedi ki ben size gelmeden önce, buraya gelmeden önce çok rahat ve huzurluydum dedi. Ben para kazanan bir işletmeyim. 6 aylık siparişleri dolu bir işletmeyim. İyi gidiyorum yani, büyüyorum, kazanıyorum ama size geldim, huzurumu bozdunuz benim dedi. Yanlış yaptığımı düşündürdünüz ve huzurumu bozdu, rahatsız ettiniz beni dedi. Amacımız bu esasında. Rahatsız etmeyi başarmışsak konu doğru. Çünkü esasında verim ve para kazanmak aynı şeyler değil. Biz sürdürülebilir olmak istiyorsak dünyadaki rakiplere göre, dünyada bizim işimizi yapanlara göre daha verimli olmak zorundayız. Verim dediğimizi de çok kısa anlatmak gerekirse ne kadar girdiyle ne kadar çıktı elde ediyoruz. Mümkün olduğu kadar az girdiyle mümkün olduğu kadar çok çıktı elde etmeye çalışıyoruz. Ben net olarak şunu söyleyebilirim. Eğer ki herhangi bir firma yalın teknolojileriyle, yalınla ilgili hiç çalışmamışsa firmasında yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonrasında seçmiş olduğu bölümde, seçmiş olduğu kısımda minimum %50'lik verim artışı sağlayacaktır. Bak ben buna kalıbımı basarım. Her türlü bahsede girelim. Çünkü biz çoğunlukla taşıyoruz ve çoğunlukla taşımayla uğraşıyoruz. Türkiye sanayisinin gelişimini yakından takip ediyorum. Ve 90'lı yıllara kadar biz kendi atölyelerimizde manuel frezelerimiz, manuel tornalarımız, manuel cihazlarımız vardı. 90'lı yıllarda Avrupalı rakiplerimize, fuarlara gittiğimiz zaman çokça CNC tezgahlar gördük ve insanların bunlarla böyle inanılmaz verimli işler yaptığını gördük. Ve biz hemen gittik o cihazlardan alıp kendi atölyemize koyduk. Ve 90'lı yıllar inanılmaz Türkiye'de COSGAP teşvikleri, devlet teşvikleri, inanılmaz CNC tezgahlar alındı. Ama olmadı. Biz Almanya'daki firmalarla aynı kalitede ve aynı seviyeye gelemedik. Gerek verim gerek kalite anlamında. Aradan 2000'li yıllar geldi. Bu kez fuarlarda ve rakiplerimizde robotları görmeye başladık. Dedik ki eğer ki biz robotları alır da makinelerimizi önüne koyarsak o zaman biz çok verimli olacağız dedik. Ama maalesef gene olmadı. Çünkü altyapıda bazı eksiklerimiz var. Bazı önemli eksiklerimiz var. Bunları gidermemiz gerekiyordu. Zaten model fabrikada da bunu gösteriyoruz. Model fabrikaya geldiğiniz zaman model fabrikamızda biz pnömatik bir piston üretiyoruz. Bu pistonu önce kesikli yöntemle üretiyoruz. Ardından da yalın teknikleriyle düzeltip ve bunu canlı olarak da simüle ediyoruz. Ve arada hız farkı 4 katına çıkıyor. Yani bir tanesinde 5 istasyonda
2 dakikada üretirken bir tanesinde bir U hatta 2 kişiyle 1 dakikanın alttaki bir sürede üretiyoruz. 4 kat hızlanıyor. Bir proses 4 kat hızlanıyor ne demek? Fiyatı yaklaşık %35 ucuzluyor demek. Bugün %35 ucuzlamış elma elma olan ürününüzü ucuzlatabiliyorsanız kim ne kadar vergi uygularsa uygulasın istediğiniz ülkeye satarsınız. Rekabette hiçbir sıkıntınız olmaz. Kesinlikle çok doğru. Diğer bir kurumda da kurulumundan beri babamın da emeğin geçtiği Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Başkent Sanayici ve İş Adamları Derneği BASAT'ta yönetim kurulundayım. Burada da sanayicilerimizin birbiriyle ticaret yapmaları için enteresan projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Son olarak da Ankara Belediyesi'nde kent konsey üyesiyim. Serdar Bey maşallah teşekkür ederiz. Biraz uzun oldu kusura bakmayın. Yok. Birçok başlıkta çalışmalarınız devam ediyor. Serdar Plastik'in haricinde gerçekten onun yönetim kurulu haricinde birçok sivil toplum kuruluşunda ülkeye, dünyaya katkı verecek birçok çalışma yapıyorsunuz. Gerçekten teşekkür ederiz. Bu arada yayınımızda yönetim kurulumuzdan, diğer üyelerimizden, OSTİM camiasından birçok katılımcı var. Birçoğu iyi yayınlar dileğini iletiyor. Selamlarını sizlere iletiyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arada birkaç soru var. Soruları olabildiğince son döneme aktarmaya çalışacağım. Yayınımız bölünmesin diye. Yine sorularımız olursa lütfen YouTube kanalından ya da diğer Facebook ve Twitter mecralarından sorularınızı iletebilirsiniz. Sorularınızı Serdar Bey'e iletmiş olacağız. Serdar Bey, kendinizden bahsettiniz. Şimdi bir de Serdar Plastik'i biz dinlemek isteriz. Çünkü Serdar Plastik de gerçekten Ankara için, ülkemiz için çok güzide kuruluşlardan, firmalardan bir tanesi. Serdar Plastik'i biraz bize anlatır mısınız? Tabii, keyifle. Serdar Plastik 1973 yılında rahmetli babam İlhami Tüçek tarafından Atasanay'da küçücük bir atölyede kuruldu. Beyaz eşya, otomotiv ve ısıtma sektörü başta olmak üzere uzay ve havacılık dahil toplam 13 ayrı sektöre çalışıyoruz. Dünya çapında 60'tan fazla ülke ve yaklaşık 200'den fazla müşterimize kendi patentlerimizle ürettiğimiz teknik komponentlerin üretimini yapıyoruz. Aslında ben kendimizi birazcık şöyle tarif ediyorum. Bizim iş modelimiz aracın veya cihazın bağımsız bir komponentini kendi tasarım ve patentimizle üreterek müşterilerimize maliyet ve teknoloji açısından avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Intel Insight diye bir etiket vardır. Biz esasında Intel Insight olmaya çalışıyoruz. İlkini 1998 yılında aldığımız, bu senede 52.sini tamamladığımız 52 patentimiz var. Ayrıca 2008 yılında ilk TEDE projemizi almıştık ve şu anda 6.sini tamamlamak üzereyiz. Bir farklı yanı da bu 6 tane TEDE projesindeki çıktıların tamamının komponentleri şu an hem iç piyasada hem de dış piyasada satışa hala devam ediyor. 3 tane büyük markamız var. Bunlardan bir tanesi Serco, bir tanesi Sercoflow, bir tanesi de Sercoflex. Serco bizim özellikle traktör sektörü olmak üzere iş makineleri ve tabii ki inşaat makineleri de dahil tüm off-road grubunda 13 ayrı segmentte 2000'e yakın otomotiv komponent üretiyoruz. Serco markamızda en büyük duyduğumuz gurur, dünyada kim traktör üretiyorsa bildik firmalardan en azından bir tane Serco ürünü kendi işlerinde kullanıyorlar. Sercoflex, bu ekranda görmüş olduğunuz polimer yayımız, çok enteresan bir ürün. Yataklarda bize konfor ve sağlık açısından avantaj sağlıyor. Yaklaşık 15 yıldır markette olan bir ürünümüz ve şu anda ikinci jenerasyonda bu sene piyasaya çıkacak. Sercoflow markamızda da kombi sektörü için kompozit hidrolik komponentler üretiyoruz. Ve bu sene geliştirdiğimiz laboratuvarımızda herhalde 2021 yılı sonunda dünyadaki tüm rakiplerimizden daha gelişmiş bir hidrolik yaşlandırma laboratuvarına sahip olacağız. İki markamız daha var bu sene oluşturduğumuz. Bir tanesi Helco, bir tanesi de TÜTEK. Bunlar da yine otomotiv grubunda, farklı ürün gruplarında hizmet verecekler. Ankara'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 3 fabrikamızda yaklaşık 500 kişiyle çalışıyoruz. Bu sene inşallah 4. fabrikamızı, ki son derece yüksek bir endüstri seviyesinde kurulacak bir fabrika, bunu da devreye almış olacağız. Ayrıca Almanya'nın Hessen eyaletinde kendi markalı ürünlerimizin satışı için kurulmuş bir Serco GmbH şirketimiz var. Biz 2015 yılında şöyle bir karar aldık. Dünyadaki ihracat giderek zorlaşacağını düşünüyoruz. Trump'la başlayan bir dönemde ülkeler artık kendi ülkelerine
yüksek ihracat yapan kurumlardan kendi içlerinde üretim yapmalarını isteyecekler. Ve biz bir süre sonra oturduğumuz yerden dünyanın her yerine ihracat yapamıyor olacağız. Bu yüzden kendimizi dünyayı 4 bölüme böldük ve önce Avrupa'dan başladık 2019 yılında. İnşallah bu sene 1 Ocak itibariyle bunu da resmi olarak çalışmalarına başladık. Buradan da duyurmuş olayım. Serco Amerika bu sene içerisinde kurulmuş olacak. Ve takip eden 5 yıl içerisinde inşallah Hindistan ve Çin'de de uydu firmalarımızı tamamlayacağız. Biz güçlü bir altyapıyla devam etmeye çalışıyoruz. Biraz yavaş büyüyoruz, düşük bir eğriyle büyüyoruz. %10-12 civarında bir eğimle büyüyoruz ama kararlı bir şekilde büyüyoruz. Bu arada İlhami Bey'e de tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten onun da Serdar Plastik için inanılmaz şeyleri var. Sizin gibi güzide insanlar da yetiştirmiş. Buna da değinmeden geçemeyecektim. İlhan Bey'le de çok kez görüşmüştüğümüz oldu. Bunun Serdar Plastik'i tanıdıktan sonra tabii biliyorsunuz 2020 yılı aslında farklı bir sene olarak yaşadık. Bir pandemi yaşadık. Hiç belki bizim görmediğimiz, yeni neslinin çok farkında olmadığı bir süreç yaşadık. Serdar Plastik bu pandemi sürecini nasıl atlattı, neler yaşadı, neler yaptı bununla ilgili sizden bilgi almak isteriz. Tabii. Esasında hem Serdar Plastik hem de Türkiye biz böyle krizlere alışık bir toplumuz. Yani biz bununla idmanlıyız biz. Yani hepimiz idmanlıyız bu konuda. Ben 1993 yılında okulu bitirdikten sonra genç bir mühendis olarak tam gaz işe başlamıştım. Hatırlıyorum. Çok dün gibi hatırlıyorum. Herhalde babam tabii sezgileri çok yüksekti. Hakikaten inanılmaz sezgileri vardı ve 94 gibi bana şöyle bir şey söyledi. Oğlum dedi biraz yavaş. Birazcık yavaş. Hani ağır ağır gidelim gibi söyledi. Ben babama şunu dediğimi net hatırlıyorum. Baba merak etme her şey kontrol altında. Bunu söylediğimi net hatırlıyorum. Dün gibi hatırlıyorum. Bunu söylediğim gün sanırım 3 Nisan olabilir veya 4 Nisan olabilir böyle bir şeydi. Ve arkasından 5 Nisan oldu. 5 Nisan 94. Bu ben inanamadığım bir şey yaşadım. Yani inanılmaz bir şeydi. Bir günde tüm hayatım değişti. Bütün hayatım değişti. Bir günde bütün borçlarım ikiye katlandı. Bunun yanında üretim, nakit akışım her şeyim durdu. Hakikaten gerçekten şaşırmıştım. Ama her geçen sene yaşadıklarımızla, yaşadığımız küçük küçük krizcikler, bazen büyük krizlerle biz esasında krizleri öğrendik. Ve ben bu nedenden de olduğunu düşünüyorum. Çok farklı olmasına rağmen COVID, dünyada gerçekten belki de bundan en az etkilenen ülkelerden bir tanesi olduk. 2020 yılı Serdar Plastik'te rekorlar yılı oldu. Biz hayatımızın en düşük üretimini gerçekleştirdiğimiz yıl oldu. Yani bütün hayatımızın en düşük cirosu, en düşük üretimi, en düşük üretim saatini geçirdiğimiz dönem oldu. En yüksek üretim saatini geçirdiğimiz günleri de burada yaşadık. Yani tamamen böyle uçlarda yaşadığımız bir yıl oldu. Ben şeye benzetiyorum. 2020'de biz bir roller coaster'a bindik. Önümüzde direksiyon yok, elimizde de direksiyon yok. O kadar da hızlı gidiyor. Önümüzde bir tane bar var. İki elimizle sımsıkı bu bara tutunduk. Virajlara girdiğinde yaptığımız şey gövdemizi işte tersine doğru çevirerek bir miktar böyle yavaşlatmaya çalıştık. O kadar. Daha fazla bir şey yapamadık. Hakikaten çok şaşırmıştık. 11 Mart'tı sanırım Türkiye'de ilk COVID vakasını gördüğümüz gün. Biz 13 Mart günü Serdar Plastik'te bir araya gelip bir komite kurup katı önlemleri almaya başladığımız dönemdi. Tabii neler yapılacağını da bilmiyorduk. İnsanlar ölüyor, hastalanıyor, nefes alınamıyor ve 26 Mart'tı. Evet, iyi hatırlıyorum. 26 Mart günü Arçelik ve Baykar grubundan bize bir telefon geldi ve solunum cihazının valve grubunda problem olduğunu ve bu kompozit valve'in bizim üretmemizi istediklerini söyledi. Hakikaten firmada az sayıda insan var. Bir yandan Covid'le mücadele ediyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Harala göre soyunduk. Düşünmedik bile. Ve 14 Nisan'da da ilk 100 cihazlık Wi-Fi sorunsuz bir şekilde teslim etmiştik. Bu 15 gün inanılmaz geçti. Bütün ekip arkadaşlarımla beraber hiç uyumadık diyebilirim. Bir sürü problem çıktı. Çok fazla problem çıktı. Bir sürü imkansızlıklar vardı. Ama inanın bana hiç yorulmadık. Yani bu süreç içerisinde hiç yorulmadık. Çünkü bir kez başka bir şey için çalışıyorduk. Bir müşteri memnuniyeti için değil, bir yazılı bir söz için değil, bir sipariş için çalışmıyorduk. Hasta olacak kişilere hayat verebilecek cihazın bir parçasını yapmaya çalışıyorduk. Mayıs ayı sonunda da toplam 6 bin cihaz için söz verilen 12 bin tane Valve grubunu
sapasağlam teslim ettik. Bu arada bu yapılan çalışmanın hiçbir aşamasından en ufak bir bedel alınmadı. Hepsinin bedeli Serdar Pers tarafından karşılandı. Arkasından neler yaptık? 13 Mart'ta bir COVID komitesi kurduk. İlk bununla başladık ve bu uzaktan birbirimize bir araya gelerek herkes farklı türde internet üzerinden araştırma yaptık. 1918 yılını çok inceledik. 1918 yılında yaşanan İspanyol gribini inceledik. Çünkü tarih tekerden ibarettir ya, oradan bir şeyler öğrenip buraya kullanabileceğimiz çok şeyler olduğunu düşündük. Aynı maskelerdi, 100 sene önceki aynı maskelerdi. İnsanlar benzer şeylerden sıkıntılar yaşamışlardı. Ulu önderimiz, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk de İspanyol gribine yakalanmış. Türkiye'de de birçok insan İspanyol gribinden 1918'de ölmüş. O dönemleri araştırdık. Çin'i araştırdık. Çünkü Çin bu konuda bir miktar daha bizden öndeydi. Ve önlemler almaya başladık. Aldığımız önlemlerle de bugüne kadar çok şükür kesintisiz üretimimizi takip ettik. Hiçbir zaman için yüksek şeyler yaşamadık. TSE tarafından güvenli üretim belgesi, sanırım Haziran ayıydı. Güvenli üretim belgesine sahip olduk. Önemli bir sınavdı. Atladığımız yerler nedir, bunları görmek istemiştik. Ve aynı zamanda bunu çevremize yaymamız gerekiyor. Çünkü bu COVID bir şekilde sadece bizimle, bizim atölyemizle, bizim bir bölümümüzde sınırlı kalmıyor. Sanki mayınlı tarlada gidiyorsunuz. Yanınızdaki bir kişi de mayına basarsa siz de patlıyorsunuz. O yüzden hep beraber yapmamız gereken bir önlemdi ve aldığımız her önlemi de sosyal medyamızdan sürekli olarak paylaştık. Bugün bunların büyük bir çoğunluğu bilinenler olmasına rağmen biz Mart döneminde suyu nasıl içeceğimizi, hakikaten bir hafta boyunca suyu nasıl içeceğimizi burada konuştuk. Çünkü hep alıştığımız şey sebillerden plastik bardaklarla içmekti. Daha sonrasından fabrikaya girişte bütün arkadaşlarımıza birer su vererek, su zimmetleyerek, sadece bunu içmesini sağlayarak çözdük. Bu basit gözüküyor. Bugün birçok firmamız bunu yapıyor ama Mart ayında bunu nasıl çözeceğiz diye ben 3 gün gecelediğimizi hatırlıyorum. Ardından TSE sonrası TÜV Süt'ten de denetimler aldık. Açıkçası bu işle ilgili denetim yapan hemen hemen her firmayı davet edip onlara bu denetimleri yaparak bir şey atlayıp atlamadığımızı kontrol etmeye çalıştık. Pandemi tabii tüm dünyayı etkiledi. Herkes olumsuz yönlerinden çok konuşuldu. Neler yaptığından çok konuşuldu ama ben burada izleyicilerimize bir miktar böyle bunun fırsatlarından biraz bahsetmek istiyorum. Esasında fırsatları çok daha önemli oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump COVID döneminde esasında sürekli bize çalıştı. Bunun bir Çin virüsü olduğunu her toplantısında, her ortamda üzerine bastıra bastıra vurguladı. Ve gerçekten bu etkili oldu. Avrupa'daki ve Amerika'daki birçok müşterimiz, birçok büyük müşterimiz, birçok OEM'imiz şunları düşünmeye başladı. Dedi ki artık benim sadece Çin'de bir tedarikçim olmaması gerekiyor. Ben kontenjanlı olarak başka bir kıtada birilerine daha gitmem gerektiğini düşünüyorum dedi. Ve bu hakikaten küçükten büyüğe birçok OEM bu konuda karar vermeye başladı. Şimdi gözünüzde canlandığın hemen arkanızda bir dünya haritası var. Almanya'nın doğusundan bir çizgi çekelim. Bir de Çin'in batısından bir çizgi çekelim. Kalın kalın çizgiler çekelim. Sonra biraz geri çekilip bu araya bir bakalım. Bakın bakalım burada hangi ülkeyi göreceksiniz? Teknoloji açısından güçlü, lojistik olarak güçlü, herkese yakın, Avrupa'ya yakın, Avrupa'nın dibinde, nüfus olarak genç, dinamik, inanılmaz bir heyecanlı bir toplum, her şeyi çok hızlı yapmaya alışık bir toplum. Baktığınız durumda burası fırsatlar ülkesi ve biz şu anda buradaki bütün sanayicilerimizi second source olarak hızlı bir şekilde sisteme sokmamız gerekiyor. Ama bunda çok hızlı olmamız lazım. Çünkü burada yavaş kaldığımız anda buradaki pastamızı kaybedeceğiz. Biz bunları Serdar Pers'te yaşamaya başladık. Bizim pandemi öncesi peşinden koştuğumuz birçok proje pandemi sonrasında bize biz istemeden önümüze atıldı. Ve second source olarak atıldı. Müşterimiz dedi ki siz bize şu teklifleri vermiştiniz. Biz bunları o dönem değerlendirmiştik ama şu anda biz bunların %50 kontenjanını sizinle çalışmak istiyoruz dedi. Neden yapıyor bunu? Başka türlü Çin'in lojistikte yarattığı problemlerin altından kalkamıyorlar. Böyle bir sıkıntı vardı. O yüzden ben
iş makinalarımız için, inşaat makinalarımız için, Türkiye'deki makine sektörü için, plastik sektörü için pandeminin çok olumlu bir etkisi olacağını düşünüyorum. Yeter ki yavaş kalmayalım. Yeter ki yavaş kalmayalım. Çok hızlı olmak zorundayız. Pandemi bitmeden second source'ların hepsine ulaşmak zorundayız. Kesinlikle çok doğru Serdar Bey. Vermiş olduğunuz bilgiler için de teşekkür ederiz. Öncelikle hem bu solunum cihazında olan katkılarınızdan dolayı tekrardan hem ülke adına hem sanatçılarımız adına tebrik ederiz sizi. Bu yayınlamış olduğunuz aslında az önce şeyde dönen videoyu biz de üyelerimizle paylaştık. Bu anlamda da çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok firmamız, hobimiz bu süreçte hızlı bir şekilde neler yapacağını, bazı eksikleri olduğunu gördü. Hep birbirimizden tamamladık. Bu videoda gerçekten onlar için çok faydalı oldu. Tekrardan emekleriniz için teşekkür ederiz. Estağfurullah, keyif izlemişim. Pandemi sürecini artık yavaş yavaş da herhalde inşallah atlatacağımızı düşünüyorum. Hani bu aşı plan gelince 2021 için de inşallah bizim için iyi bir yol olacak. Ben sizin aslında birazcık bahsettiniz ama Serdar Plastik'in dijitalleşme konusunda uzun yıllardır, belki 10 yıl aşkın bir süredir yoğun olarak çalıştığını biliyorsun. Yalın üretimde falan belki başlayan bir süreçte. Bu süreçte yaşadıklarınız, tecrübelerinizi paylaşmanızı isteyeceğim katılımcılarımızla. Tabii keyifle. Burada şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Dijitalleşme her sektörde esasında farklı yol haritaları gerektiriyor. Ben kendi bildiğim otomotiv ve beyaz eşya sektöründe ilgili size anlatmaya çalışacağım. Bununla da ilgili de esasında birçok kavram var, birçok konu var şeyle alakalı, dijitalleşmeyle ve Endüstri 4.0 ile alakalı. Ben çok kısa bir şekilde bunu sulama ile ilgili bir örnek vererek bir kafamıza canlandırmak istiyorum. Birazdan anlatacaklarıma temel oluştursun diye. Birinci sanayi devriminde biz elimize kovaları alıp bahçemizdeki çiçekleri suluyorduk. Bütün her şeyi kas gücümüzle yapıyorduk. İkinci sanayi devrimi olduğunda bizim artık bir pompamız vardı ve yerden suyu çekiyorduk ve hortumumuzun ucuna kadar su geliyordu ve artık hortumla bahçemizi sulamaya başlamıştık. Artık daha az emek harcıyorduk, daha büyük tarlaları sulayabiliyorduk, daha da fazla verim elde edebiliyorduk topraktan. Sonra üçüncü sanayi devrimi geldi. Bu kez artık hortumlarla bir yerleri ıslatmamıza gerek yok. Daha az suyla damlama hatları döşedik bütün bahçelerimize ve bitkinin ihtiyacı kadar suyu bitkinin dibine verdik. Buna da gerektiği zaman verdik, gerekmediği zaman vermedik ve bir otomasyon devreleri kurduk ve bu otomasyon bizim istediğimiz tarihlerde buraları suladı. Peki dördüncü sanayi devrimine geldiğinde ne yaptık? Bu kez artık akıllı bir sisteme sahip olmamız gerekiyordu. Şimdi toprağın içine bir sensör gömdük. Ve gene otomasyon sistemimiz var. Gene bir damlama hattımız var. Gene bunun bir programlanmış bir sistemi var. Ama artık hem topraktaki sensörle hem de meteorolojiyle ilişki kuran bir sistemimiz var. Ve biz sistemimizi tekrar kuruyoruz. Diyoruz ki saat 6'da benim bahçemi sula diyoruz. Ama öncelikle gidip nem sensörüne bakıyor. Nem sensörü eğer ki toprak nemli diyorsa o toprağı boş yere sulamıyor. Eğer toprak nemli değilse bu kez meteorolojiye web server'dan bağlanıyor ve meteorolojiye soruyor. Ve meteorolojide eğer birkaç saat içerisinde yağmur beklentisi varsa o zaman toprağı gene sulamıyor. Çünkü kaynaklarımız kısıtlı, bu kaynakları düzgün kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu örneğe baktığınız durumda esasında dijitalleşme dediğimiz şey bir moda değil. Yepyeni çıkan bir şey de değil. Öncekinin üzerine kurulmuş bir şey. Bununla ilgili farklı toplantılarda, farklı panellerde bir araya geliyorum. Başka farklı konularda esasında arkadaşlarımızla bazı konularda da tartıştığım konular oluyor. Mesela bazen şu söyleniyor, deniyor ki biz önceki sanayi devrimlerini kaçırdık, bunu kesinlikle kaçırmayacağız. Peki ne yapacağız bununla ilgili? Yani kaçırmayacağız, ne yapacağız? Dijitalleşmeyle mi başlayacağız? Hayır, dijitalleşmeyle başlamayacağız. Biz önceki kalan yerleri yapmamız lazım. Az önceki o sulama konusuna gelecek olursak, eğer ki ben 3. sanayi devrimindeki damlama hattımı kurmadıysam, oradaki otomasyonumu kurmadıysam, minimum su vermeyi oluşturmamışsam, ben bunu nasıl dijitale bağlayacağım? Böyle bir şansım yok. Sonuçta dijitalleşmenin ne için çıktığını unutmayalım. Yani Endüstri 4.0 bizim gibi sanayisi gelişmekte olan ülkeler için değil. Almanya gibi, Avrupa gibi sanayisi gelişmiş ülkelerin bir projesi bu. Bizim projemiz değil. Yani 3. sanayi devrimini başarmış ama düşük işçilik maliyetinden dolayı Çin'le savaşamamış bir sanayinin ortaya çıkışı. Demek ki bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim esasında
önceki devrimlerde, önceki konularda yapamadığımız şeylerin üzerine toplamamız gerekiyor. TÜSİAD'ın bir araştırmasıydı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam 2017 veya 2018. Daha sonra arkasından Nuray Hanımların da bir Ankara Dijital 4.0 ile ilgili bir detaylı bir araştırma raporu olmuştu. Bu da yayınlanmıştı. Bu da çok kıymetli bir rapordu. Burada Ankara'mız için yaklaşık olarak sanayi endüstri seviyemizin 2.4-2.5'ler civarında olduğunu görmüştük. Şimdi bunu az önceki sulama örneğine getirecek olursak, henüz biz otomatik sulama hattını yapamamışız. Şimdi böyle bir gömleğin üzerine biz dijital gömleği giydiremeyiz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? O zaman çok hızlı bir şekilde geride kalanları önce tamamlamamız gerekiyor. O yüzden biz model fabrikada yalın oturmadan aman üzerine dijital bir şey kurmayalım diyoruz. Bunu da niye söylüyoruz açıkçası? Ben bunları konuşurken eşekten düşen bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Biz de ilk 2009 yılında bununla ilgili çalışmaya başladığımız zaman dijital bir şeyleri görmek istiyorduk ve bir conditioning monitörle başlamaya karar verdik. Ama hakikaten hiçbir işe yaramadı. Yani hiçbir amacını göremedik, hiçbir etkisini göremedik ve boşu boşuna birkaç senemizi kaybettik. Ne zaman ki yalından başladığımız zaman o zaman artık bunun bize bir değeri olması, değeri olduğunu görmeye başladık. Ama tabii öncekindeki işler, yani yalın, ERP, barkod sistemleri, bunlar hakikaten oturtulması zor işler. Çünkü bunlar bir karar verip düğmeye basılarak yapılacak işler değil bunlar. Bunlar için zaman harcaması gerekiyor. Çünkü bu bir kültür değişimi. Ve hiçbir değişim kolay olmuyor ve insanı değiştiriyorsunuz. Makine değiştirmek çok kolay, programlamak çok kolay ama değiştiğiniz kişi insansa iş çok kolay, iş çok zor. Şöyle bir anekdotumu paylaşmak istiyorum. Geçenlerde bir arkadaşım geldi, bir yere gidecektik ve yakındaki bir berbere gitmemiz gerekiyordu. Hadi şuraya gidelim dediğim zaman bana şey dedi, ya ben dedi başka berbere gidemem. 30 yıldan beri aynı berbere gidiyorum dedi. Dedim ki neden 30 yıldan beri aynı berbere gidiyorsun? Hani biz sanatçı değiliz. Hani biri saçımızı en kötü birazcık kötü kesebilir. Hani hiçbir şey de olmaz. Birkaç hafta sonra bu saç yeniden uzuyor. Şimdi biliyorsunuz Türk insanı yaklaşık 10 senede bir taşınıyor. Şimdi 30 yıl demek 3 kere taşınmış. Yani 3 kere önce taşınmış olduğu semtteki berberine gidiyor. Niye gidiyor? Hiçbir bilgisi de yok. Sadece değişimden korktuğu için, cesareti olmadığı için. O zaman değişim için bizim önce ihtiyacımız olması lazım. İhtiyaç için de bizim esasında verimden dolayı para kaybettiğimizi hissediyor olmamız lazım. Ondan sonra da bizim cesaretimiz olması lazım. Bu cesaret önemli bir konu. Yani cesaret dediğimiz durumda aklıma hep şey geliyor. 8. yüzyılda yaşamış Tarık bin Ziyad bir ordusuyla geçip İspanya'ya geçtiği durumda yaklaşık olarak karşısında kendinden 10 kat daha büyük bir orduyu görünce bütün askerleri geri kaçmaya başlıyor. Ve Ziyad o dönemki tarihi kararı veriyor. Birkaç askerini gönderip geldikleri bütün gemilerini yaktırıyor. Daha sonra tepeye çıkarıyor askerlerini. Bakın arkadaşlar diyor, bütün gemiler yanıyor diyor. İki tane şansınız var. Ya burada oturup öleceksiniz ya da savaşıp yeneceksiniz diyor. İnanılmaz bir motivasyon ve bütün askerler o motivasyonla gidiyorlar ve kendilerinden kat kat büyük bir orduyu yenip tarihi bir zafere şahit oluyorlar. Ve 8. yüzyıl, 21. yüzyıl, bu kadar zamandan beri biz gemileri yakmayı konuşuyoruz. Evet, eğer ki bir firma dijitalleşme ile ilgili başlamak istiyorsa gemileri yakması gerekiyor ve dik durması gerekiyor. Sonuçta başka türlü bu dönüşümü sağlayamıyoruz, imkansız. Biz 2009 yılında SPAS adını verdiğimiz bir projeyle buna başladık. Daha doğrusu 2005'te başladık, 2009'da netleştirdik. Orada benim rahmetli kız kardeşim Özge Tütek, ki 2014 yılında kendisini kaybettik. Çok iyi bir, Allah razı olsun, çok sağ olun. Hakikaten son derece başarılı bir işletme mühendisiydi kendisi. Ve büyük bir vizyonla başladık ve bizim amacımız tabii Endüstri 4.0 değildi. Çünkü Endüstri 4.0 diye bir kelime yoktu o dönemde. Biz 2005 yılında kağıtsız fabrika olmak için yola çıktık. Çünkü Almanya'daki rakiplerimize kadar, rakiplerimizin karşısında hala istediğimiz verimde değildik. Hala onların kalitesinde değil, onların fiyatlarında değildik. Başka bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ve kağıt kalem kullanılmayan, birbirleri arasında otomatik haberleşebilen ve tek kaynak kullanan bir sistem yapacağız diye yola çıktık. Az önce söylediğim gibi önce bir hata yaptık. Önce
otomasyonla hemen başlayalım dedik. Önce dijitalle başlayalım dedik ve birkaç sene kaybettik ve bir sürü para kaybettik. Ondan sonra yeniden tekrar başladık ve model fabrikadaki işle başladık. Önce yalın, arkasından yalının üzerine ERP'mizi, barkod sistemimizi oluşturduk. Bunların hepsinin oluşması işin %90'ıydı diyebilirim. Yani 80'i 90'ıydı diyebilirim. Ondan sonra conditioning monitörü koyduk ve her istasyonumuz artık yaptığı işin bilgisini ve bütün verimlerini hem o işi yapan arkadaşımıza, hem onun şefine, hem de ana merkeze duyurmaya başladı. Bu aynı şeye benzedi. Otoyollardaki otomatik radarlara benzedi. Eğer ki Ankara'daki Eskişehir yolunu kullanıyorsanız, Armada'nın oradan hemen hemen Ümitköy'e kadar sanırım 7 veya 8 tane trafik tabelası var. Üzerinde 82 yazıyor. Büyük bir çoğunluğunu görmemişizdir bile. Farkında bile değilizdir orada öyle bir metal tabela olduğunu. Ancak köy hizmetlerinin orada bir tane dijital tabela var. Üzerinde 82 ve radar diye yanıp sönüyor. Hepimiz buradan o hızla geçebiliyoruz. Ve conditioning monitör gerçekten dijitalleşmedeki bence birinci nokta. Herkes önce yalındaki altyapısını kurduktan sonra ilk iş olarak başlaması gereken nokta. Çünkü burada firmanız içerisindeki adalet sistemi kurulmuş oluyor. Yapan, yapmayan, beceren, becermeyen net olarak ortaya çıkıyor. Ve siz hatalarınızı görmeye başlıyorsunuz, firelerinizi görmeye başlıyorsunuz. Ve ondan sonra bu bilgileri kullanarak biz SPAS'ta 500'e yakın hatasızlaştırmayla bizi SPAS'ın yönetmesini sağladık. Arkasından geçtiğimiz senelerde artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla bakım kağıttan yaptığımız bakım uygulamalarını artık dijitale taşıdık. Aslında kağıttan yaptığımız işte hemen hemen aynısıydı. Fark olan neydi? Fark, bugünkü gençlik kağıttakini okumak istemiyor. Bugünkü genç arkadaşlarım iPad'inden veya cep telefonundan orada okutacak bir QR kod arıyor. Oradaki QR kodu siz oraya yapıştırdığınız zaman o mutlaka onu okuyor ve bir şekilde bu otonom bakımlarda gerçekleşmiş oluyor. Son olarak da biz geçen sene ilk defa bir yapay zeka modülünü yazılımımıza ekledik. Bu da yine Serdar Plastik ekibinin kendi yazılımı eklendi. Burada da biz bu yazılımla biz kalite kontrol periyotlarımızı bildik ve standart yöntemler dışında öncekiler ve sonrakilerin öğrendiği bir model üzerine kurduk. Bu da bize yaklaşık olarak %10'a yakın bir verim artışı sağladı. Hatta biz bu projemizde geçen sene pandemi öncesi Sanayi Bakanlığımızın verimlilik ödülüne de başvurumuzu yaptık. Değişik bir projeydi diğerlerine göre. Ama gelecek böyle bir şey, dijital böyle bir şey. Dijitali hep şeye düşünmemiz lazım. Benim verimliliğimi artırıyor mu? Verimlilik ne demekti? Girdimi azaltıp çıktımı artırıyor mu? Bunları yapabiliyorsa bu bizim için çok kıymetli. Arkasında kalamayız zaten. Bu yani bir tercih meselesi de değil. Biz dijitale geçelim veya geçmeyelim. Bu tercih edeceğimiz bir şey değil. Yaşamak gibi bir şey. Eğer yaşamak istiyorsak bu kurallara uymamız lazım. Eğer yaşama niyetimiz yoksa uymak zorunda değiliz tabii ki. Serdar Bey, valla çok keyifli oluyor. Ben sizi arada bölmek de istemiyorum. O kadar güzel akıcı gidiyor ki program. Şu an neredeyse 40 dakikayı geçmişiz bile. Genel anlamda hem şahsınız adına hem firmanız adına çok güzel gelişmeler gerçekleştirdiniz. Yani ülkemizi de çok güzel temsil ediyorsunuz. İkinci olarak biz hem işim kümelenmesi olarak, iş ve inşaat makineleri kümelenmesi olarak kümeye vermiş olduğunuz katkıdan dolayı da teşekkür ederiz. Yönetim kurulunda bu Umut Bey'den de bahsetmeden geçemeyeceğim. Umut Tuncer Bey bize katılıyor. Toplantılarımıza birçok konuda gerçekten hem Serdar Plastik'in yapmış olduğu çalışmalardan hem Umut Bey'in fikirlerinden faydalanıyoruz. Kümemiz adına da çok katkı sunuyorsunuz. Bunun için de teşekkür ederiz. Şimdi dediğim gibi Serdar Plastik'in gerçekten başarını dinlemek çok keyifli, çok güzel. Ama sanayicilerimizde birçok sorunları var. Yani dile getirdikleri, sürekli dile getirdikleri sorunlar var. Aşağı yukarı siz de tahmin ediyorsunuzdur. Hem bulunduğunuz görevleri itibariyle, STK'larda yer aldığınız görevleri itibariyle. Ya bunlar sorunlar genelde size neler geliyor ve bunlarla ilgili önerileriniz nelerdir Serdar Bey? Tabii bölgede de birçok arkadaşımızla birçok konuyu tartışıyoruz. Aslında sanayici olarak biz böyle birazcık da ağlamayı seven bir grubuz. Siz bir sanayicileri bir araya toplayıp da ne derdin var dediğimiz zaman
Sayfalarca şey çıkabilir esasında. Baktığınız zaman nitelikli iş gücümüz yok. Baktığınız zaman finansmana kolay ulaşamıyoruz. Arsa maliyetleri yüksek. Birçok neden var. Ama esasında bunlar bence bizim çok tepede çok önemli bir eksiğimiz var. Ve bu çok önemli eksiği tamamlamak da çok kolay değil. Ben bunu toplumsal kalite olarak isimlendiriyorum. Firmalarımızın dışarıdan algılanma kalitesi hiçbir zaman için bulunduğu ülkenin ötesine çıkamıyor. Bu dünya için bir gelenek. Ya ben bunu şöyle özetlemek istiyorum. Biz üretmiş olduğumuz farlardan herhangi birini Ankara'daki bir müşterimize sattığımız zaman Ankara'daki müşterimiz bize Serco'nun farı olarak bunu satın alıyor. Ancak biz bu farı Ankara'ya geçip de Adapazarı'nda veya İstanbul'da bir müşterimize sattığımız zaman bu farın adı Serco Far'dan çıkıyor. Bu farın adı Ankara Farı oluveriyor. O yüzden o müşterimizin gözündeki o farın kalitesi de Ankara kadar kaliteli oluyor. Eğer Ankara bir silikon vadisi olsa ona başka bakıyor. Ankara bir Ahın'daki teknik bölge olsa ona başka bakıyor. Ama onun kafasında Ankara dendiği zaman bir beş kuşak Ankaralı biri olarak çok zoruma gittiği için söylüyorum. Ankara'da sanayi olur mu gözüyle bakıyor. Buradan da nasıl bir far çıkacak gözüyle bakıyor. Şimdi buraya kadar gene en azından bir miktar biz bizeyiz. Ama Kapıkule'ye geçtiğimiz anda birden Türk farı oluveriyoruz. O yüzden o ülkenin kafasındaki Türk imajı neyse bizim ürünümüzün de kalitesi bunun bir tık ötesine gidemiyor. O zaman bizim toplumsal kaliteyi artırmamız gerekiyor. Yani biz eğer ki ürünlerimizi daha iyi fiyatlara satabilirsek o zaman bizim bütün çarkımız daha hızlı dönecek. Bu hakikaten böyle bir tavuk yumurta girdabına dönüyor. Şöyle ki bunu ben Almanya'da bir şirketimiz olduğu için ondan örnek veriyorum. Esasında sürekli Almanya'da benim nedeni bildiğim bir yeri söylemek için. İngiltere'deki kuralları ve kanunları çok net bilmediğim için çalışmama rağmen. O yüzden bazen örnek vermekte çekiniyorum. Şöyle ki Almanya'daki bir mobilyacıyı düşünün. Almanya'daki mobilyacı mobilya yapacağı zaman diyor ki ben bunu zaten Alman malı olduğu için iyi fiyata satacağım diyor. Ben en iyi boyayı kullanayım, en iyi keresteyi kullanayım, en iyi ustayı kullanayım, ona en iyi parayı vereyim diyor. Zaten ben bu ürünü pahalıya satacağım diyor. Ve bitiriyor ve çok da güzel bir ürün çıkıyor. Bunu da iyi bir paraya satıyor. Sonra ondan bu ürünü alan kişiler ona iyi bir para veriyor. Daha sonra bu aldığı parayı kendi elemanına fazlaca iyi bir parayla kendi elemanlarına veriyor. Oradaki eleman oradan çıkınca gidiyor ve bir televizyon almaya gidiyor. Televizyon almaya gittiği zaman mağazaya gittiğinde bana en iyi televizyonu ver diyor. İşte 70 ekran ver, en ince LED olsun, sesi şöyle olsun, sesi böyle olsun. Benim param var diyor. Bana iyisini ver diyor. Ve en iyi televizyonu alıyor. O televizyonu alan mağazanın sahibi oradan iyi para kazandığı için bu da bu kez gidip iyi bir bulaşık makinesi satın alacağı zaman gidip bana işte iki programlı en basit değil de bana en üst programlı bir makineden ver. Bana 20 yıllık en iyi makineden ver diyor. Tabii böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Almanya'da hep böyle iyi markalar, iyi iş yapan, kaliteli iş yapan markaların sayısı artıyor. Kalitesiz iş yapan markaların sayısı da bir anda düşmeye başlıyor. Çünkü malına müşteri bulamamaya başlıyor. Şimdi gelişmekte olan firma ülkelerde bu durum nasıl oluyor? Aynı mobilyacı biliyor ki o mobilyayı bitirdiği zaman fiyat baskısıyla karşı karşıya kalacak ve satamayacak. O yüzden gidip en ucuz keresteyi alıyor, en ucuz boyayı alıyor, bulabildiği en ucuz ücreti vereceği elemanları alıyor. Sattıktan sonra da oradaki elemanına tabii ki çok az para veriyor. Şimdi çok az parası olan bir kişi televizyon almaya gittiği zaman mağazaya gidiyor, böyle ledler, ekranlar falan söylemiyor. Diyor ki ya diyor, evdeki televizyon bozuldu, böyle en ucuz markası bilmem nesi önemli, ne varsa onu ver bana diyor. Ondan sonra gidip en ucuz markayı satın alıyor. Tabii en ucuz markadan televizyondan da o mağaza çok az para kazandığı için o da bulaşık makinesi almaya gittiğinde gidiyor iki programlı hatta yarım programlısı varsa ben onu alayım diyor. Böyle bir toplumda da ne oluşuyor? İyi yapan firmalar ortadan hemen hemen kayboluyor ve hep kötü yapan firmalar oluşmaya başlıyor. Ve siz o toplum içerisinde bir şeyleri iyi yapmaya başladığınız zaman da karşınızda şey bulamıyorsunuz, müşteri bulamıyorsunuz. Bence eğer ki biz toplumsal kalite algımızı yukarı kaldırabilirsek, bunu kaldırmak için de sanayinin gücü yetmiyor buna. Bunu kaldırabilmek için bizim başka şeyler yapmamız lazım. Bizim Türkiye'de sporda iyi bir yerlerde olmamız lazım, müzikte iyi bir yerlerde olmamız lazım.
farklı konularda bir yerlerde olmamız lazım. Farklı spor dallarında bir yerlerde olmamız lazım. Birilerinin Türkiye'deki toplumsal kaliteyi yukarı kaldırabiliyor olması lazım. İnanın bana bu kalktığı zaman birçok sorun, birçok dert bir anda gidecek. Nitelikli iş gücü diyoruz. İnsanlar sanayiden para kazanamadıkları için bu sektöre girmek istemiyor. Ama kazanabilirlerse girecekler. Finansmana kolay ulaşmak diyoruz. Firmalar para kazanırlarsa hangi banka onlara kredi vermeyecek? Herkes onlara kredi verecek. O yüzden sanki böyle tepedeki derdimiz bizim Türkiye olarak toplumsal kalite çıtamızı yukarı kaldırmak. Ve pandemi buna inanın bana çok 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 pozitif bir etki verdi. Çünkü pandemi birçok ülke bunu düzgün yönetemezken Almanya düşünürken biz birçok şeyi kararını vermiştik. Hatta öyle günler oluyordu ki OSB'de çalışırken OSB'de üyelerimiz arıyor. Diyorlar ki işte izni kimden alacağız? Birazdan Hıfzıza'dan bir genelge geliyor. Şöyle şöyle yapılacak diye. Tam biz yazılarımızı hazırlıyoruz. Üyelerimize göndereceğiz. 5 dakika sonra başka bir genelge geliyor. Geliyor. O başka bir şey anlatıyor. Hemen yazılarımızı değiştiriyoruz. İnanın bana 10 dakika sonra başka bir genelge geliyor. Sonra kaymakam bey arıyor. Diyor ki Serdar Bey diyor şöyle şöyle yapmamız lazım diyor. Şimdi bunların hiçbiri de biz anormal gelmiyor. Çünkü biz toplum olarak böyle bir şeyleri hızlı çözüp çabuk karar verme şeyindeyiz. Bunu tabii ki bir Alman anlayamıyor. Hani onun için biri bir şey söylemişse 5 dakika sonra nasıl değiştirir diyor. Olur mu öyle şey falan yapıyor böyle. Tam anlayamıyor. O yüzden pandemi bizim toplumsal kalitemize inanın bana bir tık yukarı kaldırdı. Hükümetimize çok görev düşüyor. Lütfen Türkiye'mizin toplumsal kalitesini yukarı çıkarmak için harekete geçelim. Geç kalmadan harekete geçelim. Gerisinin hepsini bu sanayi yapar. Kesinlikle. Yani kalite arttığı zaman, toplumsal kişisel kalite arttığı zaman zaten sanayide de kalitemiz artmış olacak. Tabii burada birazcık da hani sanki üretimi özendirme de biraz eksiklerimiz var gibi geliyor. Yani üretim yapan kişilerden ne bileyim sanayi hep böyle biraz daha bir ötelenmiş bir tarafı var gibi. Serdar Bey bu konuda ne diyeceksiniz? Yani neler yapmak gerekiyor? Fevzi Bey hakikaten böyle yarama bastınız diye böyle söyleyeyim. Bu çok çok güzel bir soru ve çok çok anlamlı bir soru. Herkesin de bilmesi gereken bir detay. Maalesef sanayi Türkiye'de özendirilmiyor. Sanayi dediğimiz zaman birçoğumuz sanayiden uzağız ve sanayi tesislerinin nasıl yerler olduğunu bile çoğu zaman bilmiyoruz esaslı. 50 sene önceki Hulusi Kentlen filmleri vardı ya, bunlarla eşleştiriyoruz. Sanayiciyi de onlarla eşleştiriyoruz. Ama yok öyle şeyler yok sanayide. Hakikaten şu anda çok farklı noktalarda. Ama bizim birazcık burayı özendirmemiz lazım. Nasıl ki doktorlarla ilgili diziler yapılıyor. Doktorlar olan empatimiz artıyor ve herkes doktor olmak istiyor. Basketbolcu dizileri oluyor. Hepimiz potalarımızı dikiyoruz şeylere ve basket oynamaya başlıyoruz. Şimdi birazcık bunu dizilerimizde canlandırabilirsek, çünkü Türkiye toplumu olarak dizileri seyretmeyi çok seviyoruz, çok da beğeniyoruz. Hakikaten dizi üzerine diziler yapılıyor. Onlarla yatıp onlarla kalkıyoruz. Ancak ben üzülerek görüyorum ki bu dizilerimizde hemen hemen hiç kimse çalışmıyor. Yani sabahları bir portakal suyuyla bir kahvaltı yapılıyor. Ondan sonra buradaki herkes holdinge gidiyor. Holding altında zaten firma yok. Sanki Türkiye holdinglerden oluşuyor gibi bir holding şeyi var. Holdingde de bir toplantı masası kültürü oluyor. Orada da zaten akşam ne yapılacağı daha çok konuşuluyor. Akşam bir yere gidip evimize geliyoruz. Ben istiyorum ki burada böyle çok popüler olan şeylerimiz, sanatçılarımız, mesela Kıvanç Tatlıdoğ gibi böyle çok önemli kişiler böyle bir gelsin, o dizinin belli bir kenarında bir CMM operatörü olsun veya bir elinde kumpasla bir şey alsın. Eminim siz bu tarzdaki aktörleri bu görevlerde canlandırırsanız çok değil birkaç ay sonra bakın herkes cebinde bir kumpasla gezmeye başlayacak veya bir CMM operatörü olmak isteyecek. Çünkü hakikaten şey çok önemli. Siz ne kadar doğru mesleki eğitim vermeye çalışırsanız çalışın, ne yapmaya çalışırsanız çalışın, bu öncelikle karşınızdaki kişinin bunu almasıyla çok alakalı. Çok kısa, biliyorum zamanımız hemen hemen kalmadı, zorumuz doldu ama çok kısa bir şey anlatayım istiyorum. Bir Aristo hikayesi aklıma geldi. Aristo biliyorsun milattan önce 300'lerde. Öğrencisi geliyor Aristo'ya diyor ki Aristo diyor bana diyor bildiğin her şeyi öğret diyor ama her şeyi öğrenmek istiyorum senden diyor. Sonra Aristo bunu alıyor. Beraberce gel şöyle bir dere kenarına bir gidelim diyor. Alıyor ve kafasından
suyun içine bastırıyor. Artık nefes alamaz noktaya geliyor. Son noktada onu sudan çıkarıyor. Nefes nefese kalmış bir durumda ve aristoyu çok üzüyor. Ne yaptın sen bana diyor. Nefes alıyorsun değil mi şu an? Nefes almanın, şu an nefesin düzeldi değil mi diyor. Evet diyor. Bak diyor, ben sana bildiğim her şeyi öğretirim. Bundan da keyif alırım. Ama eğer ki sen benim anlatacaklarıma az önceki senin kafanı suya bastırdığım zamandaki gibi nefes almaya muhtaç olduğum kadar muhtaç olursan, bunu bu kadar istersen, ben sana bildiğim her şeyi anlatırım. Ama buna ihtiyacın yoksa benim anlattığım için sana hiçbir faydası olmayacak diyor. Eğer ki biz özendirebilirsek sanayimizi, sanayi, inanın bana, çok sayıda meslek okulumuz var, çok sayıda güzel projemiz var Türkiye'de. OSTİM bunların en büyük örneğidir. OSTİM Teknik Üniversitesi bunun en büyük örneğidir. OSEB'deki eğitim kurumlarımız bunların en büyük örneğidir. Yeter ki öğrencilerimiz bizlere öğrenmek isteğiyle, öğrenmek şeyle gelsinler. Ve inşallah biz Türkiye'nin %5'ini, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Selçuk'un bir konuşmasında vardı, şöyle demişti. Her toplumda %5 sivri zekalı insan vardır. Önemli olan başarı bu sivri zekalı insanları alıp doğru şekilde, yeteneklerine uygun bir şekilde yetiştirmek demişti. Biz de inşallah ASO Koleji'mizde %4 ortalamayla alıp bunu %5'in altında tutmak bizim hedeflerimizden bir tanesiydi. Eğer Türkiye'mizin %5'ini mesleki eğitim ve sanayi tercih etmesini sağlarsak, inanın bana, Türkiye'nin önünde duracak pek ülke ben görmüyorum. Ben çok umutluyum. Yani yeni gelecekten çok umutluyum ve Türkiye'nin geleceğinden çok umutluyum. Çok teşekkür ederiz. Aslında son bir konuya değinip ondan sonra sorularımıza geçmek istiyorum. Yine sorularımız varsa Serdar Bey'e, ben notları aldım. Yeni sorularımız olursa onları da ileteceğiz. Serdar Bey, dün bizim de bir aslında programımız vardı. Ankara'nın daha çok işte OSTİM, İvedik ve Ankara bölgesindeki firmaların da ağırlıklı personelini ihracata yönlendirmek, yetiştirebilmek adına bir program başlattık. Dün de bunun açılışı vardı. İhracatla ilgili biz şunu gördük. Türkiye içerisinde bile Antep'in gerisinde olduğunu duyduk. Dün Sayın Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Bey söyledi. Ya biz hem Ankara adına hem Türkiye adına ihracatımızı artırmak için neler yapmalıyız, nereden başlamalıyız? Esasında bunları, Feyzi Bey, bunları konuşabiliyor olmak bile bizim 1-0 önde olduğumuzu anlatıyor. Bizim kendi halkımızı, eğer ki yaşama kalitemizi yukarı kaldırmak istiyorsak, bizim yapmamız gereken iş ihracat miktarımızı artırmak. Ve gelişmiş ülkelerle, yani ben Almanya'daki insanların daha konforlu yaşayıp Türkiye'de biraz daha az konforlu yaşamamızın nedeni, Almanya'daki firmaların ihracat rakamlarının yüksek olup Türkiye'deki firmalarımızın ihracat rakamlarının düşük olması. Bakın ben şimdi şuradan bir rakam bahsedeyim size. Türkiye'nin 2019 sıralaması bu. Birinci firması Tüpraş ve 14 milyar dolar. Ve 35. sıradaki firmamızla ciro 1 milyar dolara düşüyor. Şimdi hemen yanına Almanya'yı koyduğunuz zaman Volkswagen tek başına 283 milyarla önde duruyor. Ve ben Türkiye'nin ilk 50 firmasını topladığım zaman karşıma 189 milyar dolar çıktı. Yani bu Volkswagen cirosunun %50 düşüğü anlamına geliyor. Bizim ihracatı arttırmak zorundayız. Biz ihracatımızı artıramadığımız durumda maalesef yaşama kalitemizi de artıramaz noktada olacağız. İhracatı artırmak için benim naçizane fikrim, öncelikle ithal ettiğimiz komponentleri, ithal ettiğimiz ürünleri yerleştirmeye çalışmak zorundayız. Bunun iki tane önemli nedeni var. Biz yıllar önce ilk komponentimizde ihracat için yurt dışına gittiğimiz zaman onunla ilgili konuştuğumuz firma bize şunu söylemişti. Elinle ürünü aldı, güzel dedi, gayet güzel. Bunu dedi Türkiye'de kimlere satıyorsunuz dedi. Biz dedik ki bu ürün daha yeni bitti, hiç kimseye satmadık daha dedik. Biz aynen şunu söyledi. Siz hele bir Türkiye'de bunu satın, aradan birkaç sene geçsin, ondan sonra gelin konuşalım dedi. Şimdi bir Avrupalı tedarik OEM sizin Türkiye pazarına hakim olmadığınız bir ürünü sizden almıyor. Şu anda savunma sanayinde bir arkadaşım var. O da benzer bir şeyi geçenlerde bana anlattı. Çok başarılı bir ürün yaptılar. Ancak bu ürünle ilgili fuara gittiklerinde onlara da benzer bir şey sorulmuş. Demişler ki bunu silahlı kuvvetlere satıyor musun?
Hayır demiş, henüz satmıyorum. Silahlı kuvvetler şu anda başka yerden alıyor. Ona da aynı şeyi söylemişler. Demişler ki önce sen bir silahlı kuvvetlere sat, ondan sonra gel senle konuşalım diye. Ama biz ihracat, ithalat pazarını, ithalatı kesebiliyorsak esasında aynı şeyi yapmış oluyoruz. Ha biz ihracat yapmışız, ha da ithalatı kesmişiz. Çünkü esasında konu aradaki delta. 2019 yılına baktığımız zaman Türkiye 180 milyon dolar ihracat yapmış. Bunun karşısında 210 milyon dolar ithalat yapmış. Yani biz eksi 30 milyardayız. Almanya'ya baktığımız zaman Almanya 1 trilyon 327 milyon ihracat yapmış. Almanya 223 milyar euro kar etmiş. Şimdi bu Almanya ve Türkiye'yi bir AŞ'ye benzetecek olursak, Türkiye AŞ Genel Kurulu yapsaydı bu sene yönetim kurulu başkanı çıkacaktı genel kurulda, diyecekti ki arkadaşlar biz 2019'da eksi 30 milyar ciro yaptık. O yüzden sermayemizi aynı yerde tutmak için toplamda 82 milyon kişiyiz. Böldüm, hepinize 365 dolar para çıktı dedi. Ve biz bu parayı ödedik. Bu parayı tabii ki cebimizden çıkarıp ödemedik ama bu parayı cezalarla ödedik, vergilerle ödedik, petrolle ödedik, birçok şeyle ödedik. Aynı anda Almanya'daki yönetim kurulu başkanı ise çıktı, dedi ki ben dedi bu sene 223 milyar para kazandık. 83 milyon insanız. Kişi başı 2680 euro para kazandık. Bunu ben size kar payımı dağıtayım yoksa yaşama kalitenize mi kullanayım dedi. İnsanlar dediler ki abi sen bunu bize dağıtmana gerek yok. Bize metro yap, yol yap. Ama ben yoldan gittiğim zaman da benden para alma. Ondan sonra bu böyle bir şey. Yani ihracat bizim çıkış noktamız ve Avrupa'ya çok yakın oluyor olmamız çok büyük bir avantaj. Ben ihracata başlama noktası olarak ithalatı kesme noktasının öne alınmasını ve bunun da bakanlığımız tarafından teşvik edilmesini bekliyorum. İhracatta önemli teşvikler var, doğrudur. İthalatın kesilmesi ihracatla birebir aynı konudur. Daha da kolay bir konudur, öğrenilen de bir konudur. Ve kendi içinizde bir hata yapıyorsunuz da bu kendi içinizde kalır. O yüzden ithalatın kesilmesiyle başlanmasının sanki daha doğru olacağını düşünüyorum. Serdar Bey, vermiş olduğunuz örnekleri gerçekten biz de işim kümelenmesi olarak sağ olsun Esma Hanım da dinliyor şimdi bizi. ORG projelerimiz kapsamında yaptığımız birçok yurt dışı ziyarette, yani kamu kurum ziyaretlerinde olsun, fuar ziyaretlerinde olsun aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. Bizim firmalarımız da yaşıyor. Aynı tepkileri onlar da alıyor. Ülkenizde kimlere verdiniz, hangi kurumlara bu ürünleri verdiniz diye. Kümelenmemize zaten ağırlıklı çabalarından bir tanesi de bu. Özellikle biliyorsunuz iş makinelerini belediyeler, kamu kurumu çok fazla kullanıyor. Burada ağırlıklı yerliyi kullanma noktasında, eğer bu ürünün gerçekten yerlisi yoksa da onun bize ödev olarak verilmesi ve bizim firmamızın bunu çok rahatlıkla yapabileceğine inanıyoruz. Bununla ilgili de çabalarımız devam ediyor. Dediğim gibi en baştan beri siz de bir yönetim kurulu üyesi olarak Umut Beylerin falan katkısıyla da bu konuda da ciddi yollar aldık. Almaya da devam edeceğiz. Kamuya bu taleplerimizi sürekli iletiyoruz. Vallahi çok keyifli bir program oldu. Şu an bir saate açtık. Ben hızlıca hem şöyle sondan başlayayım diyorum. Küme Yönetim Kurulu Başkanımız Halil Hanım şöyle yazmış. Dinlemeye doyamadık. Programın tekrarını talep ediyoruz. Her bir başlığı uzun uzun ayrı ayrı konuşalım. Çünkü her bir başlığı çok hızlı geçtik. Uzun uzun konuşalım diye böyle bir şey yapmış. Birçok yönetim kurulu üyelerimiz, işte Ayşe Hanım olsun, Kenan Bey olsun, diğer yönetim kurulu üyelerimiz tebriklerini etmişler, teşekkürlerini iletmişler. Yine buradan geçecek olursak Austin Vakfımızın genel müdürü Gülnaz Hanım, yine sizin bir fabrikanın dört duvar arasında değil, üretim yapan bir yer değil, alın ve akıl teriyle, yüreğini teriyle ortaya koyan bir kişilik olarak sizi tanımlamış. Çok teşekkür ederim. Teveccüh ederiz. Emine Hanım sizi çok daha iyi yerlerde görmek istiyor. İyi yerlerde derken sanırım herhalde bu STK'ların haricinde bu bir bakanlık falan da olabilir herhalde. Öyle bir şeyle görmüş. Bu kadar öncülük yapabileceğinizi, daha önemli görevlere gelmeniz gerektiğini söylemiş. Şimdi sorulara geçmek istiyorum. Aslında bu soruyu ben de birçok kez duydum Serdar Bey. Hani o yüzden benim için de gerçekten şey olacak. Bu cevap çok tatmin edici olacağını düşünüyorum. Özellikle bu ASO'daki teknik kolejle ilgili
Meslek liseleri bana göre demiş amacı ara eleman yetiştirmek. Sizin mezunlarınız mühendis oluyor. Bu ara eleman sıkıntısını çözemiyor bu durumda. Bunu nasıl çözebiliriz gibi bir soru gelmiş. Tabii ki. Çok doğru bir yaklaşım. Bunun için esasında ben biraz kısa kestiğim için buradan çok detaya giremedim. Bizim sanayicimize ve bize esasında her seviyede çalışana ihtiyacımız var bizim. Bizim ara kademede çalışan elemana da ihtiyacımız var. Orta arada elemana da ihtiyacımız var. Bizim mühendis grubuna da ihtiyacımız var. Ve biz birinci OSB'deki, daha doğrusu ASO Eğitim Vakfı ile beraber her kademede öğrenciler yetiştiriyoruz. Biz ara kademede öğrenci yetiştiren son derece enteresan bir programımız, 14. yılına gelmiş SİMEP programımız var. Biz SİMEP programımızda ara seviye eleman yetiştiriyoruz ve buradaki elemanlarımız o kadar enteresan bir programla devam ediyorlar ki çok keyifli bir şekilde bundan sonraki bir yerde ben size daha detaylı anlatabilirim. Burada tamamen ileri mavi yaka dediğimiz gruba ulaşan arkadaşlarımız. Ama ASO Teknik Koleji'nde bizim hedefimiz, kısaca bahsetmiştim açıkçası, üniversitelerin mühendislik fakültesine gidecek öğrencilerimizin iyi bir teknik eğitim alması üzerineydi. Çünkü bu da esasında şuradan çıkıyor. Üniversitelerimizdeki eğitimler, beceri ağırlıkları bir miktar düşük kalıyor. Ve şu anda birçok konuda bizim fabrika müdürlerimiz veya üst düzey yöneticilerimizde teknik bilgiler yetersiz ve zayıf kaldığı için bunun üzerine gitmekte çok zorlanıyoruz. Ve ASO Teknik Koleji'nin kuruluş amacı mühendislerin teknik seviyesini yukarı kaldırabilmekte. Şöyle söyleyebilirim. ASO Teknik Koleji'ndeki öğrencilerimiz üniversite sınavlarında tercih ettikleri okullar ve girdikleri okulların yaklaşık %80'den fazlası, 82 gibi bir oranda eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, üniversitelerin mühendislik fakültesine gidiyorlar. Bu çok önemli bir oran esasında. Biz ASO Teknik Koleji'ni alırken öğrencilerimizi bir LGS puanıyla alıyoruz. Ve bu aldığımız LGS puanında tabii ki bir miktarda mülakat yapıyoruz. Ama çok kolay bir iş değildir. Aldığınız 100 kişiden 82 tanesi okulunu bitirdiği zaman mühendislik fakültelerine başvursun. Ben çok net size şunu söyleyebilirim. Bizim ASO Teknik Koleji'mizden mezun bir öğrencimiz hemen hemen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıfına yakın teknik bilgiye sahip olarak çıkıyor. Bu çok önemli bir konu. Biz bu kişilerin üzerine bir mühendislik eğitimi koyduğumuz zaman hakikaten üniversitelerimiz, fabrikalarımızdaki fabrika müdürleri, üretim müdürleri, kalite müdürleri gibi aşamalarda oldukça önemli kısımları tamamlayacağız. Buna da çok ihtiyacımız var. İnanın bana, tabii ki ara elemana ihtiyacımız var ama buna da ihtiyacımız var. Bununla ilgili SİMEP projesi dışında bir de bizim bu geçen sene başladığımız çevre meslek lisesi projelerimiz var. Birinci OSB'nin çevresinde 10 tane meslek lisesi meslek lisemiz var. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Ayfer Hanım'la beraber buradaki okuldaki öğrencilerimizi yakından takip ediyoruz ve bunun arkadaşlarımızın gelecek kariyerlerini birlikte planlıyoruz ve onların da bizim kullandığımız bir MEBET testimiz var. Bu çok başarılı bir yetenek testi. Bu test sonrasında biz oradaki gencimizin gelecekte bu meslekte başarılı olup olamayacağını hemen hemen anlamaya çalışıyoruz. 14 yılın ortalaması %97 gibi bir oran. Bu hemen hemen doğruya yakın sonuç veriyor. Ve buradaki kişileri doğru seçerek doğru yere yerleştirebilirsek hakikaten son derece başarılı yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Vallahi Serdar Bey, çok dolu dolu bir program oldu. Gerçekten hani daha aslında konuşacağımız belki çok şey var gibi duruyor ama sizi çok yorduk. Dolayısıyla ben katılımınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Ankara adına, ülkemiz adına yapmış olduğunuz çalışmalardan hem şahsınız adına hem firmanız adına yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. İşim kümelenmesine dediğim gibi Umut Bey gerçekten çok ciddi bir katkı veriyor Serdar Plastik adına. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları alarak yayınımızı kapatmak istiyorum.
Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Konuşmanın başında söylemiştim. İyi ki işim kümesi var. İyi ki sizler varsınız. İyi ki birbirimizle beraberiz. Ben pandemi sürecinde de birbirine bu kadar sımsıkı sarılan bir topluluk olmaktan son derece gurur duyuyorum. Ankaralı olmaktan, işim kümesinin içerisinde olmaktan ve buradaki arkadaşlarımla beraber olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Tekrar iyi ki varsınız, iyi ki beraberiz. Çok teşekkür ederiz Serdar Bey. Bugünkü yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine buna benzer birçok yayınımız devam edecek, sektör konuşma programımız devam edecek. Kanallarımıza abone olarak yayınlarımızı takibe devam edebilirsiniz. Herkese iyi günler diyorum, iyi seneler diyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun, günler.